Herkese merhaba arkadaşlar. Birol Başyiğit ben. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Bugün neredeyiz? Gaziantep'teyiz. Gaziantep'te villa demek buna yakışmaz. Malikane dememiz lazım. Aynen abi. Cuma ile beraberiz. Abi. Cumacığım merhaba. Merhaba abi. Nasılsın? İyisin? Vallahi uğraşıyoruz abi. Ne olsun abi. Cuma burada hiç kendine muazzam bir yaşam alanı yapmış arkadaşlar. Hakikaten efsane bir yer. Yine çekimlerde Emre abi bize yardımcı oluyor. Emre abi şöyle bir 360 dön desem kızar mısın? Ama dön desem... Yo, şöyle bir etrafı bir göstereyim. Evet. Arkadaşlar, tüm Türkiye'de aranılan dev siyah kurdu sonunda Gaziantep'te bir malikanenin bahçesinde bulduk. Gel abi de kurdumuzun yanına. Evet. Adı Raş, soyadı Dilsiz. Aynen. Kendisi Kanada'dan buraya göçmen kaçağı olarak geldi. Orada Yellowstone'a geçmiş abi, Amerika'ya. Allah Allah. Yellowstone'daki kurt sürülerinin arasında tek başına çok ciddi çatışmalara sebebiyet vermiş. Ciddi söylüyorum. Oradaki alfa kurt da bunu sürgüne göndermiş babası. Babasını da ben şimdi buraya resmini ekleyeceğim. Babasını da göreceksiniz. Babası acayip bir kurt. Ulan bu bizim yarın öbür gün tahtımıza ne der? Ben bunu ufak ufak Türkiye'ye göndereyim. Tabi Türkiye'de biliyorsun her yer 90 santimlik, 1 metrelik, 90 kilo, 100 kilo dolu. Siyah kurt kakılı. Bildiğin gibi değil. Geçilmiyor yani. Geçilmiyor abi. Sokaklarda, mokaklarda her yer komple kurt dolu. Biz de dedik ki en iyisini nasıl bulalım. Ne oldu? Cuma ağrı. Bayağı ağrıyor. Al bakayım yürü. Bir ol al bakayım. Bayağı ağır. Şimdi Emre abi biliyorsun biz bu işin paradisindeyiz. Emek vererek iş yapan herkese saygımız sonsuz. Ama yeni yeni meslekler türedi biliyorsun. Umut tacirleri var biliyorsun. Bilmez İşte mi? Bakıyorsun dışı şişhane, içi başka bir şey. Dışı seni yakıyor, içi beni yakıyor durumları var. Neyse bizim biliyorsun zaten böyle kolpaçino işlerle işimiz olmaz ama evet. En azından şu siyah kurdu bir görelim. Hatta bu siyah dev kurdumuz geçenlerde bir keçi sürüsüne saldırmış. Aynen abi. Keçi sürüsünden de şimdi uzlaşma için geldiler. Bakalım ne olacak. Keçi sözcü olarak uzlaşma için geldi. Cuma, uzlaşmaya gitmeden önce izleyenler seni bir tanısın. Cuma kimdir? Abi, Antep'te neler yapar? Beyaz eşya ve mobilyacıyım. Aha. Meslek olarak. Ama onun dışında ya teknik uğraştığımız işler de var. Evet. Ticaret üzerine. Köpekleri seviyorum. 10 senedir köpekleri severek besliyorum, yetiştiriyorum. Hayal onlara uygun bir hayatı yaşamakla meşgulsün. Aynen. Abi burası da... İşte bir tavası değil. Aynen. Şöyle diyeyim. Arada sen kesersin abi. Estağfurullah. Sıkıntı. Geç uğraştırıyorum seni şu an. Ya burası benim için de sıradan bir olay değil. Yani 9 senedir ben de buranın hayalini kuruyordum. Evet. Yani bugüne kadar yaptığım en büyük yer diyebilirim. Öyle mi? Çok güzel. Muazzam güzel olmuş, olmuş. Evet. Çok fazla detay var. Arkadaşlar Cuma'nın burada Chase Wolf Dog'lar var. Ondan sonra güzel bir kangalı var. Onları da birazdan videoda ekrana getireceğiz. Aynen yani köpekleri hepimiz seviyoruz. Aynen benim abi. Mesela doğadaki kurtlara karşı acayip saygım var. Evet. Ülkemizde büyük kurt yok mu? Elbette vardır. Ama coğrafya itibariyle ülkemizdeki kurtların genel ölçüleri belli. Biz de Anadolu'ya gittiğimizde bazı... Oğlum ne oldu? Gidip hemen 2 dakikada keçilerle anlaşma yapacağım. Hı. Yani keçileri mi kıvıracağım? He? Dur, yaş, dur oğlum. Gitme. Çok etkiledi. Köpeğin çok etkiledi beni. Ülkemizde de büyük kurtlar muhakkak vardır ama kurtların genel popülasyonu belli arkadaşlar. Genel yapıları da belli. Hı hı. Yani 90 santimler çok ciddi olaylar. Ülkemizde çoban köpeklerinde 90 santimler bir elin parmağı kadar. Gerçek 90 santimler. Yani 90 santimlik bir kurt. Çok yani, sağ ol Türkiye'de. Bilmiyorum aynı anda kaç köpeği döver. Ne yapar ne eder. Abi yani 3 tanesine ben şahit oldum gördüm yani izledim videosunu. 3 tane. İki Türk çoban köpeği yine bizim yurt dışından. Evet. Bir tane de o sana bahsettiğim bir ırk vardı alabay. Aha. Benzeyen. Yani adam iki tanesine bildiğin haşat ediyor. Diğerine bulaşmadan gidiyor. Aynen. Bir de evet. İnternette meşhur bir video var ya yolun üzerinde büyük bir dev bir siyah kurt var. Onu da buraya koyalım da 90 santim bir kurt nasıl görünüyor izleyenler bir görsünler. Evet.
Hadi bakalım seni keçilerle uzlaşmaya bir götürelim. Bakalım anlaşabilecek misin? Aranızdaki husumeti şu. Evet Raş. Geçen bu keçilerin sürüsüne girmişsin. 3-4 tanesine zarar vermişsin. Evet. Bunlar da uzlaşma için buraya geldiler. Raş diyorlar bize bulaşmasın. Yani gitsin mesela seni birçok kişi arıyor Türkiye'de biliyorsun bulmak için. Bulurlar mı bulamazlar mı bilmiyorum. Biz geldik yerine adres de verelim yani. Gaziantep hiç gelmesinler. Değil mi? Gelmesinler mi? Neyse Raş bak. Farklı yerlerde aranıyorsun. Vukuatların bütün Türkiye'ye nam salmış. Şu keçilerle arandaki o husumeti çöz tamam mı? Hadi bakalım. Tamam mı? Bak hiç. Ona göre bak. Alo. Hiç. Boşu boşuna bak böyle olmaz. Sakin davranıyorsun. Güzelce konuşup anlaşıyorsun. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bak oğlum bak kapat bir içeri. Hadi Raş git konuş onlarla. Ne oldu? Reis tırmık yapma reis tırmık yapma. Aha kapat manyak. Dokunma dokunma. Dokunma manyak. Gel Cuma dur ben onları... Dur dokunma dokunma. Kimsiniz lan siz? Kimsiniz lan? Ayım adam bomba soyadım ölüm ulan. Ayıptırma ayıptırma. Bak bir dakika bir dakika bir konuşun. Konuşan arkadaşım böyle olmaz. Ne oldu? Ne oldu Raş? Yine geliyor bak. Git konuş onlarla. Bunlarda şöyle bir şey var. Karışlar kalmıyor. Raş git konuş onlarla. Raş. Şöyle ben gül. Bunları alsın. Raş gel al. Gel. Sana kapatan hangisi? Gel al. Raş. Gel al. Gel. Aferin. Tut tut. Gel Raş. Hadi Raş konuşun anlaşın ya. Tut. Bak o kafaya bak. Tut. Raş yakala Raş yakala. Raş. Dev Kanada kurduğu siyah kurt keçiyi parçaladı. Aman tanrım olamaz. Kameraya yakalandı şu anda. Yersen. Parçalamadım abi siz gözünüzle gördünüz. Parçala. Bu kurt 90 santim gelmez mi? Gelir. Hemen hemen 90. Yani. 91 bir de gelebilir hatta. 90. Raş buraya gel. Şey var mı metre var mı ustam? Ya çok güzel bir metremiz vardı. Ne? Mürettin abi benim şey. Onu kaç santim göstereceğim. 90 santim ölçüsü var. Bir tane bende metal vardı Mürettin abi. Ya Raş. Tamam konuş anlaş ya. Uzatma artık bu husumeti ya. Aranızda bir uzlaşma olsun ya. Aman aman bir şey var. Onlar da alıştı bak. Yavaş yavaş yavaş. Anlaşıyorlar herhalde. Bir metreye getirsene bak. Omuz yüksekliğini göstereceğim. Oo. Bir ol. Uzak durun kendi kendine öylesin. İnanamazsın. Gel dikkatini dağıtıyorsunuz abi. Arkada durun. Gel. Dayı sen de arkaya geç. Şimdi tarihi bir ana. Şimdi önce bir Raş'ın bir omuz yüksekliğini bir ölçelim. Bir tarihi an. Gel. Şunu Cuma. Şöyle Cuma şuradan bir tutabilir misin? Hemen abi. Şöyle tut abi. Heh. Bak şimdi abi. Bekle. Bir dakika. Raş. Biliyorsun bizim hiç yalanla hurdalı işimiz olmaz abi. Hayır. Vallahi olmaz. Vallahi olmaz. Evet. Getir. Bir dakika abi. Getir. Bir dakika abi. Bir dakika abi. Dur. Tut. Raş. Dur. Bak abi kaç santim gir Emre abi. Kurda. Oğlum. Aman okuyayım biz. Tövbe yaptım. Neyse buraya bip koyarız. Allah biz 90 Allah. Santim diyorsak 90 santimdir ya. Kaç geldi 90? Abi? 90. Tam hadi canım. Vallahi helal olsun. 90? Yani. Dayı. 90. Dayı gördün sen büyümüşsün. Gördün santim, mü? 90. Doğru söyle. 90 santim hiç. Sen yalancı bir çoban değilsin. Doğru söyle. Adamsın. Hayır. Adamsın. Evet arkadaşlar. Yani bu aslında bir parodi videosuydu. Biz de YouTube'daki akımlara uyalım istedik. Normalde bizim ne şiddet yanlısı bir tavrımız var. Tabii ki de doğada, vahşi doğada bir kurtla bir sürü karşılaşırsa herkes ekmeğinin peşinde. Çoban köpeği nasıl koruma görevini yapıyorsa kurt da bir şekilde karnını doyurmak zorunda. Bu doğada yaşanılan normal bir olay. Yüzyıllardan beri böyle devam ediyor. Ülkemizde büyük kurtlar var mı? Elbette var. Biz de bazen kurt için fotokapan kuruyor muyuz? Elbette kuruyoruz. Ama şu bir gerçek yani kurdun hem siyah kurt olması hem 90 santim ve üzerinde olması hem de Türkiye'nin batısında olması biraz düşük bir ihtimal.
Bundan anlatmaya çalıştığım şey ne? Güzel içerikler üretmek lazım. Doğrudur abi. Güzel içerikler ürettiğimiz zaman da koyduğumuz kapak resmiyle, attığımız başlıkla içeriğin uyum sağlaması lazım. Örnek veriyorum, şunu yapmamak lazım. Neredeyse ısırılıyordum dediğimiz 38 dakikalık bir videonun içinde 4 saniyelik köpeğin havlama sahnesini ısırılıyordum diye bir başlık atmamak lazım. Ben bu işlere karşıyım abi. Bu videoda da bunun altını çizerek bu videoyu yapmak istedim. Cuma olan bizim güzel bir dostumuz var arkadaşlar. Cuma, sen de bu konunun içerisine birazcık kaosa seni dahil ettim ama. Yok yok, sıkıntı yok. Videonun bundan sonraki kısmındaki aşamada Chase Wolf Dog'lar nedir? Birazcık onlardan bahsedelim. Chase, bak bak. Şeye bak bak. Dayı. Dayı. Bundan sonraki kısımda da Chase Wolf Dog'lardan bahsedelim. Yani bu iki güzel canlı arasında da bir barış imzalayalım. Hadi gidin barışın. Hadi yürü. Git barış. Neyse arkadaşlar. Türkiye'deki 90 santimlik dev siyah kurdu bulduk. Daha fazla bu kurdu aramaya gerek yok burada. Gelip görmek isteyen görebilir. Ölçtük, metrelerine koyduk biz de. Yalan burada yok aynen yani. Aynen abi. Gerçek neyse onu koyduk. Şimdi cuma dilsiz kısmı başlıyor videonun. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Burada çok güzel bir tesis var. Güzel Chase Wolf Dog'lar var. Birazcık da onlardan bahsedelim. Haydi bakalım. Şimdi burada Alfa ile Reyna var. Aynen abi. Alfa'yı sağlamadan önce bize kısaca bir bilgi verir misin Alfa ile ilgili? Birazcık daha şöyle girsene güneş buraya yüzüne içeriye doğru. Abi Alfa ASCR şu an 14 aylık bir Wolf Dog. Bunu da yurt dışından getirdik. Ya Türkiye'dekileri ben beğenmedim. Ya daha bu Chase Wolf Dog'un esprisi yani bunların içinde kurtla neleri kullanıyorlar? Hiç bilgin var mı yani? Abi, hiç detayını öğrendin mi bu işin? Ya bunun şeyi en yeni ırk. Yani bu köpek türleri arasında en yeni ırk 1955'te ilk şey oluyor. Karpakya dağ kurdu ile Alman çoban köpeğini meleziyorlar. İşte birbirine kırıyorlar. Böyle temiz bir ırk çıkarıyorlar. Anladım. Şimdi tabii farklı farklı dünyada farklı farklı çalışmaları da var değil mi? Bunun içine işte Malamutlar girdi. Hiç peki şeyleri soktular mı? Bu Yellowstone'daki büyük Timberwolf'lardan giren var, oldu mu? Var abi, o Droid diye geçiyor onlar. Onlar da çok güzel. %80 tabii oranları var. %90, %70. Aynı zamanda abi sıkıntı Türkiye'de yasak. Rusya'da, Kanada'da işte bazı ülkelerde sadece birkaç ülkede serbest. Onun dışında diğer ülkelerde yasaklı abi. Ondan misal Türkiye'ye getiremiyoruz. Bir de alalım bakalım Alfa'yı bahçeye. Biraz onu yakından tanıyalım. Gel. Isırmayın beni lan. Bak şeyi, keçilerin kokusunu aldılar. Üzerinde keçiler var ya. Aşırı bağlı bak, komutsuz bir şekilde var ya, dışarı çıkıyoruz veya bir yere gidiyoruz. Beni ne geçerler ne şey, tasma kayış kesinlikle kullanma. Çok bağlılar bana. Kapatayım burayı? Yok gitmezler abi. Tamam okey. Abi şuna baksana ya, bildiğin dağ kurdu gibi ya hareketler tip falan. Bizim Reyna da çok aşırı kıskanç, çok dominant. Kesinlikle köpeklerle Alfa'nın dışında hiçbiriyle anlaşamıyor. Reyna bak biraz zayıf da biraz diyete sok kendini, yoksa Alfa başka manitalara kaçar ha, uyandırayım seni bak. Çok güzeller ya. Şuna baksana tepkilerine. Özellikle Alfa abi yaklaşımı. Ne haber Alfa? Yani saldırma tarzı şeyi ısırmadan önce kesinlikle 360 derece şöyle bir etrafından döner. Beden dili herhalde şeylere çok benziyor. Kurtlara değil mi? Hakikaten arkadaşlar. Buraya gel. Tepkileri kurda çok yakın. Abi bunlarda şöyle bir şey var. Kendilerini yani insan sevmiyorlar öyle diyeyim. Gel. Kendini asla gel. Sevdirmez Alfa. Gel. Sevdirmez mi? Yok kesinlikle. Gel. Ben bile bazen bak Alfa, zor gel. Seviyorum. Allah Allah. Öyle çıkmasın bir beni. Çok çekingenler. Alfa gel. Gel Alfa. Bak şu an bir komuta bakar Emre abiye. Alfa. Bak. Alfa. Şşş. Buraya gel. Gel oğlum. Ne oldu Emre abi? Yiyor lan. Abi sana bir şey vereyim, yok yok. İnan senin için de iyi olur, şeyini aşarsın. Bak oradan kalkana. Baş başa kaldırma, güt güt lan. Yaban mı? Tut! Gel oğlum. Bir daha benimle koyun, beni çalışıyor bak. Aç bak. Tut! Gel oğlum. Tut! Koş! İşte bak. Bana dönmez değil mi burada bir anda? Yok. Tamam hadi. Tut. Hedef şu an Emrah'ım. Tut. Emrah'ım şimdi şu tarafa doğru kaç. Bir koş bakalım abi, görelim yetişebiliyor muyuz ya. Kendini ceylan gibisin. Saldır. Tut. Ceylan gibi. Abi hiç koşamıyorsun ama ya Emre abi. Yok sana da yapar aynısını. Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Alfa bekle gel. Alfa buraya gel.
Şimdi ben dikkat edip Emrah'ın arkasına geçiyorum. Aynen. Oradan Alfa şu an benle şey. Bunlarda cidden öyle bir şey var. Alfa gel. Elini fazla uzatma. Isırıyor şerefsiz. Koş. Ne oldu? Yaşlandın, nefes nefese kaldın herhalde. Bak onu indir bir. Şimdi farkı gör. Aferin. Lan ısıracak ha yakalasa. Tut. Az bir şey ısırsın, bir şey olmaz ya. Oyun ısırat ama oyun olduğunu biliyor. Şu an oyun oynuyor. Oyun ısırığı yapacak abi. Oyun olduğunu biliyor bu. Ya hadi sen ya dün... Koş. Muhammed'in yavrusunu ısıttırdın kendini ya. Bak şu an... Gel Alfa gel. Tut. Aferin. Onu bir bırak ya, onu bir bırak ya. He. Sen koskoca tuvalet tazmısın ha. Tamam, şimdi görelim haydi. Gel oğlum. Gel oğlum. Aferin. Alfa gel. Olmaz ya, sabaha kadar yine ısırmaz. Alfa. Abi arkana dön bir. Arkana. Şimdi normal yürü. Alfa. Tut. Bu şerefsiz şerefsiz. Arka dönünce direkt geliyor. Alfa koş. Lan bana mı? Ağaca, biz ağaca çıksak mı? Şişt, dur dur. Alfa tut. Kanka bu ısırmaz. Isırır. Biz burada neler gördük? Arkana döndüğün an abi, en ufak boşlukta şey yapıyor. Ya o daha öyle. Abi o anlıyor oyun, ki. Yok yok oyun olduğunu biliyoruz ha. Zaten abi, ben ki... benim çocuklar var abi şey, o kadar bir şey yapmıyoruz. Dişi gördün mü? Bak arkaya geçeyim. Alfa tut. Oğlum adamı ısıtırırsınız bak bir de. Alfa. Şakası olmaz bu işin. Aferin. Oyun olduğunu biliyoruz. Aferin aferin. Bak böyle ne güzel. Beni şiddete teşvik etmeyin diyor ya. Hepimiz kardeşiz diyor. Bravo be Emre abi. Köpeklere fısıldayan adam gibisin ha. Abi, Amerika'da köpeklere kardeşim, fısıldayan adam neydi onun adı be? Bu yaban. Sezar. Türkiye'nin Sezar'ı da bu. Bu ülkede, bu ülkede, bu ülkede yaban hayvanları insanlardan çektiği kadar biliyorsun kimseden çekmedi. Doğru. Doğru. Bir de böyle yok orada burada dip böyle yer konum falan belirtmede falan. Ben acayip tutuluyorum. Bununla ilgili farklı tutulanlar da var. Senin kurtla mutla derdin ne kardeşim ya? Doğru. Köpeğin varsa gitsin yakalasın da görelim. Abi bir şey itiraf edeceğim. Vallahi helal olsun Emre abi sana. Alfa'ya bak kışkırttıktan sonra kolunu uzatan tek insansın. Biz burada 20 kişiye bunu denedik. Yok abi. 10 tanesi ısırıldı. Oyun ısırıyor tabii. Hatta o bir gösterdiğim videoda 4 defa ısırdı çocuğu. Ya bu, bunlarla yani iletişim kurmak. Abi helal olsun. Alfa. Aferin abi sana. Aferin. Aferin sana. Parmağımı ısırırsam sahibine dava açarım. Bir trilyonluk yaparım. Sömür boşaltmama gerek yok. Lan dün biz o kadar uğraştırdık seni malinoizlerde. Yok elim dedin, yok kolum dedin. Benim gerçek hayvanlarla yani gerçek safkanlarla işim var. Ya diyorsun. Alfa. Ya diş yapısı falan ne kadar şey Cuma. Çok farklı. Bakar mısın? Şöyle bir hakikaten. Bir, peki Toma'yla yani senin... Barış'tan aldın değil mi? He Barış abi. Yavuzoğlu. Bir de onunla karşı karşıya getir bakalım. Olur abi. Ne yapacak bakalım. Bir tepkisi çok merak ediyorum. Normalde beraber yetiştiler ama daha hiç o kadar yakınlaştırmadım. Tamam. Ne olur ne olmaz diye. Tamam. Yani hadi o zaman. Hiç ihtimal vermedim. Bir Alfa ile Toma'yı karşı karşıya getirelim. Tamam. Emre abi Türkiye'nin yerli Sezer Miran'a çıktı. Adamı ısıtıracağız derken videonun konusu başka bir noktaya kaydı arkadaşlar. Bakalım Toma ile Alfa'nın tepkilerini olacak. Toma'yı sen tut şeyi ben tutayım. Alfa'yı. Tamam. Anasını okay. Sen al abi kızını da ben alayım. Tamam abi. Tamam. Evet arkadaşlar, Toma ile de Alfa'yı öyle ufaktan bir yakınlaştırdık. İkisi de zaten bebekler. Bir tanesi çok güzel kara maskeli genç bir delikanlı. Öbürü de gri kurt rengi değil mi bu oluyor? Aynen yani? Abi. Gri kurt renginde güzel bir Chess Wolf Dog. Cuma yine bugün güzel ve keyifli bir gün oldu. Aynen abi. Cuma'nın bir de atı var. Atlarla ilgili kısımdaki uzmanımız Emrah Bey. Kendisi at ekspertizi. Doğrudur abi. Bir bakayım kaç binde? Türkiye Jockey Kulübü'nün kayıtlı şeyindendir, üyelerindendir. Mesela zorda kaldıklarında, darda kaldıklarında Emrah abi çağırıyorlar. Emrah'cığım bir gel bak. Yorumla atınız diye. Abi. O zaman bir de ekspertiz Emrah Bey'den atının raporlamasını alalım. Oradan da ufak ufak videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar bakalım Emrah abi uygun bir fiyat var. Atayım. Ona göre şey yap yani. Adaletli bir değerlendirme. Atını çıkarttın mı? İnşallah bir atını çıkartabilirsen. Çıkart bakalım Cuma'cığım. Altay gel. Gel oğlum. Gel. Altay. Aferin. Anam büyükmüş lan bu. 1.66 gigado.
Emre bu abi, Gazi koştu mu kasan? Ne oldu bu? Abi bu 1-2 maç şey yaptı. Ondan sonra maç. Bir şey pardon. Yarış. 1-2 koşu, 1-2 yarışı yaptı. 2 tane birinciliği var. Üzerinde kışlık tüyler var, biri hocam. Hakikaten yalnız yüksekmiş bir Arap atına göre ha. Aynen abi, 1.66 şeyi. Cigadosu. Binebiliyor musun çıplak? Hiç denemedim. Emre abi biner. Yok abi, eğer setimiz var da başlık yok işte, dizgin yok. Kontrol. Güzel. Bu mudur yani? Alalım. Nasıl abi atın? Kaça uyar bize? Ne? Tabandaki rakam ne? 15'ten açıyorum abi. Ne? Kanka biz İstanbul sokağında süt satacağız. Abi Rahman değil bu. Biliyorum. Bu safkan bir Arap atı. Rahvanlar ucuz mu oluyor yani? Rahvan abi daha kısa olur. Bir de daha şey olur. Rahvancılar linç etmesin sonra videoyu. Yok yok. Rahvandan kastım şey. Daha kısa bir de daha anladım. Rahat. Rahman yani koşmayan, dört dal gitmeyen at. Anladım. Yürüyerek gidiyor. Anladım. Emre abi ne yapmaya çalışıyor? Böyle kıçını başını sürterek. O şu anda senden şeker istiyor. Dur oğlum. Diyor bana şeker ver. Zaten diyor bütün diyor kış diyor beni içeride diyor yatırdı diyor. Elimden bir kazak çıkmasın diyor. Hay maşallah ya. Gel, at çok asil hayvan. Atalarımız ömrü at sırtında geçmiş abi. Ben ama atlardan korkuyorum ya. Abi vallahi ben de çok çekiniyordum. Bu at iyi bir huylu ama. Yok yok iyi huylu. İyi huylu dedikleri olay bu. Yani sakin. Kesinlikle şey yapmıyor. 6 yaşında. Tırmığın var mı tarağın? Tarağımız var abi. Bir getirir misin? Daha onu nereden bulacağım? Nereye koydun ki? Geçin ben. Salık da kalabilir. Al da. Gitmez abi o benden başka kimse haydi, gerek. Haydi haydi haydi. Evet, hani yapıyorlar ya şeylerde. Fafti fuyta bağırıyor ya İngilizce söylüyor ya. 10.000 sterlinden başlıyor. He, müzayede. He, müzayede. Abi kulakları kesince ben he? Korkuyorum. Gelmesene kardeşim. Evet, Birol çok sever. Güzel değil mi? Güzel, güzel. Dayıcım sen kurttan anlıyorsun, attan da anlarsın. Ne diyorsun? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Evet, eli boş geldi arkadaş. Ne yok. Oldu? Bizim abi şey nerede? Başaramadım. Çok iyi. Neydi onun adı? İsmi neydi onun? Kaşa. Aynen Kaşa. Tanımak için var ya. Atay. Valla şey olsaydı binerdik bir yol. Gem takımı yapmış. Başlık dayanmıyor buna ya. İki tane parçaladı. İki tane. Troy tasmadan yaptırmazsan dayanmaz. Yani. Sana iyi oldu. O yüzden. Maşallah çok güzel ya. Ha gördüm. Uzun. Böyle tüy yapısı şeyde. Kışla alakalı. Şimdi bak. Mest etmek istiyorsan getir. Mest edelim şimdi. Atımızı mest edelim. Evet. Kıç bölgesinden rahatsız oluyor ama. Yok olmaz. Sen şöyle. Tutayım ben. Şöyle bir olacağım. Görüyorsun. Bu işin kalbi tımar. Diyorsun. Evet. Kalbi bu. Bu atın kalbine giden yol buradan geçiyor. Anladım. Senin kalbine giden yol nereden geçiyor abi? Para. Ya Allah Allah. Allah benim kalbime giden yok. Mideden geçmiyor mu? Mideden geçiyor doğru. Biraz öyle oldum baksana. Can sibiri gibi oldum vallahi bu ara Emre abi. Derim sen benim kardeşimsin. Hay maşallah. Güzel. Cuma'yı seviyor ama. Hı, şey yapıyor ya. Cuma'yı kim sevmiyor biraz ki? Cuma'cım. Tara bakayım arkasını nasıl huylanıyor bir göreyim. Yok bende huylanmıyor abi. Ha, bende mi huylanıyor? Normalde yaptırmıyor. Ha. Zaten bu iki başta bizim arkadaş eğitmen yok mu? Ha. Tararken huylandı, çekti direkle birlikte şeyi kopardı. İki tane denedik, iki tane başlığı parçaladı yani. Dedem duysa vallahi bunlar var ya bizi torunluktan ret eder. Aferin. Maşallah. Bak, şu duruşu çek, oynatma atı. Dokunma. Sen gel buraya Birol. Sen işini yap abi, sen geç buraya. Birol, kaçırma. Aynen güzel, maşallah abi. Kaçırma, bırak. Çık sen dokunma atı. Birol, dur şu. Çok güzel abi maşallah. Nazar değmesin. Altay. Cuma Reis. Siz Altay'ı taramaya devam edin. Evet arkadaşlar. Bakın buraya beyler. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Gaziantep'te Cuma dinsizle beraberdik. Çok güzel ve keyifli bir gün geçirdik. Cuma'nın da bildiğim kadarıyla YouTube kanalı var değil mi? Aynen abi. Onu da ben açıklamalara bırakacağım. Sen de bir yorum atarsan seni yorumda sabitlerim. Oğlum dur. Tamam, dur oğlum. Diyorum. Sakince videoyu kapatalım. Hadi ona girmek istedi videoya. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenileri ve yorumları eksik etmeyelim. Allah'a emanet arkadaşlar. Görüşmek üzere.